suyu aramıza gir. İyi günler sevgili spor severler, değerli izleyicilerimiz. Haftanın spor panoraması programına hoş geldiniz. Programı açarken çok değerli konuğumla birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili spor severler, bugünkü programımızın konuğu 3 yıldır profesyonel lige çıkma uğraşı veren Edirne Spor Gençlik Kulübü olacak. Tabii ki program bu olunca, konu bu olunca konuklar da bunlarla ilgili olacak. Bugün iki konuğumuz var. Konuk bunlar. Edirne Spor Sportif Direktörü Kadir Sünnetçiler ve yine Edirne Spor Teknik Direktörü Beşiktaş'ın yetiştirdiği, Türkiye'mizin yetiştirdiği değerli futbolculardan Tevfik Saygılı. Bu iki arkadaşımızdan birincisi, yani Tevfik hocamız birinci olarak çıkacak. Bir saat sonra saat 12'de de yine Edirne Spor'un sportif direktörü Kadir Sünnetçiler buraya çıkacak. Bugünkü programda Edirne Spor Gençlik Kulübü'nü tüm durumlarını sezon başından beri yaptığı çalışmaların bunlardan söylenebilecek gibi olanlarını arkadaşlarımız burada sizlere de sunacaklar. Biz de onları bu bilgileri alabilmek için konuşturmaya çalışacağız ve böylece programımız 2 saatte yakın sürecek. Birer arkadaş birinci konukta, ikinci sürede olmak üzere programı sürdürecekler. Şimdi hemen hocamıza döneceğim. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hocam, şu andaki düşünceleriniz, intibalarınız, burada olmaktan duyduğunuz herhalde bir heyecan var. Ne diyorsunuz bu konudaki intibalarınızı alalım? Bizim için çok önemli çünkü. Hocam, öncelikle nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Bizi dinleyenlere de selamlarımı gönderiyorum. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. İşte 26 Temmuz'da başladık biz burada çalışmaya. Evet. Yani burada insanların enerjisi gerçekten çok yüksek. Kendinizi çok değerli hissediyorsunuz. Burada bu takım bir üst lige çıksın diye önemli bir enerji var. İnşallah bu enerjiyi de hep beraber doğru kullanıp bir üst lige bu sene bu takımı çıkarabiliriz. O anlamda ben gerçekten çok mutluyum. Burada bir üst lige çıkabilmek için de elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Hocam, isterseniz biraz da bu program hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Sizler Edirne'ye yeni geldiğiniz için, belki daha önce de geldiniz de ama bu anlamda ilk gelişiniz oluyor bu olaya tam anlamıyla içinde olabilmek için. Bu bizim haftanın spor panoraması programımız 21 yıllık uzun soluklu bir programdır. Haftanın spor panoraması programı önce Edirne'de Trakya Televizyonu vardı. O Trakya Televizyonu zamanında 1992 senesinde başlamış. Onun arkasından 95 senesinde Edirne Televizyonu'nda devam etmiş. Ve geçen sezonda ben Edirne Spor Gençlik Kulübü'nde futbol şube sorumlusu görevini yüklendiğim için hem televizyonculuğun hem de o görevin beraber gitmeyeceğini düşündüğüm için o programı, haftanın spor panoraması programını kısa bir süre için kapatıp, dondurup sonra da buraya geçmiş bulunuyorum. Ve şimdi tekrar o görevimden ayrıldığımdan bir mahsurluğu görmediğim için de bu programı tekrar buraya başlattık. Burada önce radyo şartlarına adapte ederek şu anda yapıyoruz. Ama aradaki farkı, dezavantajımızı gidermek istiyoruz. Şöyle ki, program yapılmadan evvel sizlerin de izlediğiniz gibi gazetede 2 gün üst üste çıkıyor bunlar. Evet. Yine ayrıca bittikten sonra intibalarımızı belirtiyoruz. Programları da yine biraz evvel size arkadaşlarımızın izah ettiği gibi aynen televizyon gibi hem görüntülü olarak hem de sesli olarak istediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz. Evinizde rahat rahat oturup neler söylemişsiniz, neler olması gerekiyor bunları da yapmış oluyorsunuz. Bizim bu programımızın özelliği kombine bir program oluşturur. Sadece futbol üzerine değildir. Her konuları içermektedir. Ayrıca yine programımızın en büyük özelliklerinden biri, amacı da şudur. Biz diğer yayın organları gibi, özellikle görsel yayında olduğu gibi ortalığı karıştırmak, yapılacak tenkitlerle tansiyonu yükseltmek, sansasyon yaratmak değil, Edirne'nin spor adamına,
futbolcusuna, idarecisine, spor severine, spor kamuoyuna olumlu yönde etkilerek Edirne'nin sporuna yardımcı olmaktır. Bütün amacımız budur. Ayrıca yine hiçbir siyasi akımın da güdümünde olmayıp tamamen kendi düşüncelerimizi burada belirtiyoruz. Özelliklerimize bunlar diyorum. Ve hemen hocam size dönüyorum. Önce sizi tanıyalım. Bir özgeçmiş denilen bir şey var. Bütün rapörtörler bu sıralar. Onu şöyle bir detaylı bir şekilde alalım. Çünkü bugün sizi çok kişi izliyor. Tamam. Ya ben 19-12-1965 doğumluyum İstanbul'da. Evet. Öğrenim hayatım İstanbul'da. Lisede İstanbul'da. Üniversite okudum. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme mezunuyum. Evet. Hem futbol oynuyorduk, o dönem Beşiktaş'ta oynuyorduk. Evet. Hem de üniversiteyi işte Ali Gültüken'le beraber. Evet, şimdi televizyon programlarında o dönem. Evet, Ali Gültüken, evet. Yani Ali benim çocukluk arkadaşım. Biz daha 13 yaşında Yüce Spor'la beraber başladık. Genç bir takıma beraber gittik. Beşiktaş'a evet. Beraber geldik. Çok eski arkadaşım. İşte daha sonra ben Beşiktaş'ta oynadım. İşte 2 sene genç takım, 4 evet. Sene profesyonel takım. Sonra Zeytinburnu, Bakırköy Spor. Bakırköy Spor'da şampiyon olduk. Bir 4 sene Süper Lig var. Evet. Ondan sonra toplam 20 seneye yakın bir futbol hayatımız var. İşte 14'ü 15'i profesyonellik. Geri kalanı amatörlük. Daha sonra 2001 senesinde Şubat 2001'de Serpil Hoca tekrar Beşiktaş'ta altyapının başına geldi. Sen Hamdi Serpil Düzün. Hamdi Serpil Düzün. O da benim teknik direktör kursundan kurs arkadaşım. Hamdi Hocamız. Hep beraber, bütün kursları evet. Beraber girdik. Yani Serpil Hoca'yı da çok şey paylaştık biz. Antrenörlüğümüzü yaptı. Son evet. Dönem bir Dardaner Kepez'le beraber o antrenör, ben oyuncu olarak çalıştık. İşte bizi Beşiktaş'a aldı sağ olsun. Orada 4 sene çalıştım. O 1 seneden sonra bıraktı. Daha sonra onunla beraber bir Azerbaycan'a gittik, Karabağ takımında. Evet. Altyapıyı alıp uzun süreli bir anlaşma yapmıştık ama o gerçekleşmedi. Oradan döndük. Daha sonra ben İstanbul'da Süper Amatör Kümede Avcılar'da çalıştım. Pardon, Silivri'de çalıştım ilk önce. Evet. Sonra Silivri'de o işte namalip şampiyon olduk. Evet. Sonra Avcılar'da ikinci olduğumuz sezon var. Daha sonra Beylikdüzü var, finallere gidip Kırklareli'ne Düzce'de elendiğimiz var. Evet. Ondan sonraki sene işte Ali Gültüken şeyde sportif direktördü Göztepe'de. Göztepe'de ben izleme ve altyapının başında başladım. İzmir'e gittiniz yani. İzmir'e gittim, evet. Evet. Sonra Özcan Hoca'nın yardımcısı bırakmıştı. Özcan Hoca beni yanına istedi ve bir senede ben yarım sezon Bankasya'da, 2B'de evet. Yarım sezonda Bankasya'da onunla beraber çalıştık. Daha sonra Ali Gültüken bıraktı. Ali Gültüken bırakınca ben de bıraktım. Sonra Yeni Malatya'da yardımcı antrenör olarak çalıştık. Geçen sezonda son 15 hafta Silivri Spor'da çalıştık. Evet. Allah'a şükür orada da takımı evet. Ligde tuttuk. Bu sene de kısmet burasıymış. Buraya geldik. İnşallah burada da iyi işler yapacağız ediyorum. Evet hocam. Ben de zaten lafı oraya getirmenizi bekliyordum. Çünkü benim sorum da o noktayla ilgili. Edirne Spor Gençlik Kulübü antrenörlüğünüz hangi düşüncelerle, hangi duygular içinde? Bir anda bir teklif sonunda mı, yoksa düşünerek kafanızda planladığınız kulüplerden biri mi burası? Buraya gelişiniz nasıl oldu? Biraz da onu öğrenelim isterseniz. Ya yani Kadir Hoca işte burada. Kadir evet. Hoca da benim arkadaşım işte. Bir sene Zeytinburnu, bir sene evet, beraber oynadık. O aramıştı beni. Yani o ara başka bir şeyler de vardı ama yani ben şuna inanırım. Önemli olan ligin nerede olduğu değil, hani o ligdeki takımın ne yapmak istediği, bir hedefi var mı? İşte imkanları nedir, nereye gitmek istiyor? Hedefi olan bir yerde çalışmak istedim ve biliyordum yani Edirne Spor'un 2 senedir hakikaten önemli emekler sarf ettiğini ama işte kısmet olmadı, çıkamadılar. Hala o hedefin olduğunu anlattı bana Kadir Hoca. Ondan sonra geldim işte burada oturduk, konuştuk. Ortam da güzeldi. Öyle o şekilde anlaştık. Yani dediğim gibi önemli olan takımın hedefi olması. Evet. Yoksa çok sıradan takımlarla çalışmak insanı çok bir yere götürmüyor. Evet. Hem ruhen götürmüyor hem meslek anlamında götürmüyor. Önemli olan hedefi olan bir yer olsun diye düşünüyorduk hep. Burası oldu bu sene. Evet. Şimdi hocam tabii şöyle bir durum var. Belki onu siz de biliyorsunuz. Eskiden Türkiye'de teknik konularda tek idareci genel kaptandı. Hı hı. Yıllardan beri, yıllar yılı ötelerden beri genel kaptan vardı teknik konularda. Daha sonra futbol şube sorumluluğu çıktı. Evet. Futbol şube sorumluları
seçimle iş başına gelen fakat şimdiki sportif direktörlük görevini yapan kişilerdi. Evet. Daha sonra bu sportif direktörlük görevi geldi. Hı hı. Dışarıdan ücreti mukabilinde yönetimden olmadan seçilen kişiler. Bu ilk defa Edirne'de bu sene uygulanıyor. Öyleymiş. O nedenle sportif direktörün en önemli özelliklerinden olması gerekenlerden biri teknik sorumluluğuyla çok iyi geçinebilmesi olmalıdır. Şimdi bakıyorum ben, ikiniz aynı kulüpten gelmişsiniz, berabersiniz, yani. Can ciğer arkadaşsınız. Evet. O zaman Edirne Spor'un bu seneki en büyük özelliklerinden, güçlerinden biri de ikinizin böyle çok iyi birbirinize, birçok kulüplerimizle üzülerek söylüyorum, madık atmak durumunuz olmadığı için son derece kuvvetli yeri burası. Evet. Beni en çok sevindiren de bu. Evet. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Gerekli değil mi efendim bu söyledikleri? Kesinlikle katılıyorum. Evet. İşte ben bunu ilk Göztepe'de yaşadım. Evet. İşte sportif direktör Ali Gültükan varken. Yani çünkü sahanın içi bambaşka, sahada yapılan işler evet. bambaşka. Yine sahanın dışına çıkan, yani yönetim tarafına girmeyen ama oyuncuyla antrenör evet. arasında, oyuncunun bazı idari sıkıntıları konusunda durumlar bambaşka. Bunu da işte bu işin içinden gelen, gerçekten bu işe kendini vermiş insanlar çok daha iyi bilebilir. Kadir Hoca'nın tabii antrenörlük tarafı da var uzun yıllar. Tabii. Rahmetli Cihat Hoca ile çalıştı. Önemli evet, yerlerde evet, iyi rahmet, işler yaptı. Cihat Hoca da çok samimi arkadaşımız da rahmetli. Evet, Allah rahmet eylesin, bizim de abimizdi. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj. Bazen öyle bir şey oluyor ki ben şey yapmadan Kadir bir şey söylüyor, ben ona söylüyorum. Tabii. Yani hep böyle eksikler ufak ufak gideriliyor, birbirini tamamlıyorsun, paslaşıyorsun. Antrenör için de çok rahat. Çok önemli. Çünkü ben bir şeyi söylediğim zaman o ne demek istediğimi anlıyor benim. Ve çok daha uygun bir dille belki yöneticilerle bunu yöneticilere götürüyor ve konuda çok daha kolay, konunun çok daha kolay çözüme ulaşmasını sağlıyor. Gerçekten önemli bir güç aslında bütün takımlar için olması gereken olması gereken bir şey. Kesinlikle öyle. Nitekim bak Beşiktaş'ta da bu sene başladı. O evet, bir evet. Futbolu çok fazla alakası olan bir arkadaş değildi. Ama bu işe yaklaşımı çok iyiydi şimdiki sportif direktörü Beşiktaş'ın. Gerçi spor da futbol da oynadı ama o kadar son derece ön sıralarda gelen meşhur adamlardan biri değildi. Hı hı. Ama sportif direktörlüğü iyi işlediği için Beşiktaş şu anda başarıya gidiyor. Bilmem siz ne diyorsunuz. Ya tabii ki ama Önder Hoca'nın antrenörlüğü de var. Biz Göztepe'de çalışırken Buksaç'ta tabii ki tabii teknik direktördü. Buksaç Ankara Spor'un takımı çok önemli bir takımdı. O ligi zorlayan takımlardan birisiydi. Ya siz de senelerce oynamışsınız. Yani bu işi oynamak çok farklı. Oyuncu gibi hissedebildiğiniz sürece bir sürü problemi çok kolay çözebiliyorsunuz. Evet. İşte onu hissedebilen insanların orada olması önemli. Evet. Çünkü bazen öyledir ki futbolcu hakikaten çocuk gibidir. Çok ufacık şeylerden etkilenir. İnsanlar etkilenmemesi gereken şeylerden etkilenir. Bunları çözerseniz bazen etkilenir diye düşündüğünüz şeyden hiç etkilenmez. Çünkü bu işin doğası farklı. Bu gerçekten çok farklı bir şey. Biz hep oyunculara söylüyoruz. Bu günlük performansı çıktık bu hafta inşallah Tekirdağ Spor oynadık. İşte kazandık, bitti. Aa, çok iyisiniz tamam ama hafta sonu bir daha maç var. Kötüysen kötüsün. Yani bu iş böyle bir iş olduğu için insanların ruh hali sürekli değişebiliyor. İşte bunları kontrol edebilmek, bunları anlayabilmek, ona uygun şeyler yapabilmek hem idari bazda hem antrenman bazında önemli. İşte Kadir Hoca da bizim için çok önemli bir avantaj. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Kadir Hoca'nın kendi yaşamı içinde bu görev son derece önemli. Hı hı. İlk defa yaptığı bir görev, evet. İlk defa Edirne'de uyguluyor. O bu sene başarılı olursa bu görev Edirne'de tutunur. Bundan sonra hep sportif direktörü seçmek ihtiyacı hissederler. Kadir Hoca da ister burada çalışır, ister başka yere gider. Evet. Süratle yükselmiş olur. Sizin için de yine aynı şekilde. Siz gördüğüm kadarıyla devamlı Beşiktaş'ı çok sevdiğiniz için Beşiktaş'ta kalmak, o ortamda İstanbul'da çalışmayı tek düşünmüşsünüz. Fazla açılmak istememişsiniz. İsteseydiniz araya adamlar koyar, ben Beşiktaş'tayım diye büyük takımların hocası olabilirdiniz. Ben bunu çok rahat söylüyorum yani. Evet. Onu düşünmemişsiniz. Yavaş yavaş çıkayım bu yollardan demişsiniz. Ve bu Edirne'ye gelmişsiniz. Burada da şimdi siz bu Edirne Spor'u çıkardığınız zaman emin olun ki sizin ekinizi dikenler buraya. Çünkü Edirne Spor taraftarı 100 bin kişi Edirne'de yıllardır Türkiye profesyonel liglerine çıkabilmek için can atıyor. Şu anda hiçbir Edirne'nin şu takım çıksın, bu takım çıksın diye bir düşüncesi yok. İlla ki Edirne'den bir takım profesyonel lige çıksın, Edirne'yi temsil etsin. Evet. O nedenle takımın ismi renklerle pek. Anladım.
önemli değilimize göre. Evet. O nedenle siz de böyle bir ortamda çıkardığınız zaman sizin için de çok iyi olacak. Mutlaka. Siz de burayı iyi bir şehir, iyi bir yer seçmişsiniz. Burayı da en iyi şekilde gönül arzu eder ki çıktıktan sonra da beraber yola gidesiniz yani, değil mi hocam? İnşallah tabii. Yani biz oyuncularla bunu en başında konuştuk. İşte şu sonundaki büyük resmi görmek lazım. Ben oyunculara onu dedim. Yani sondaki büyük resimde ben şunu görüyorum. O sahada üst üste gelmiş oyuncular, antrenörler, yöneticiler. Şampiyon olmuş bir takım. Yani bunu görmek lazım. Bu hepimize hem maddi ama çok daha önemlisi manevi bir katkı sağlayacak. Yani insan yaşı ilerledikçe daha farklı şeyler düşünmeye başlıyor. Yani biz buraya geldik, çıktık, bir sene sonra çalıştık, çalışmadık. O olur olmaz, o önemli değil ama bir 15 sene sonra geldiğiniz zaman, 20 sene sonra geldiğiniz zaman ya işte hocam gelmiş işte takımı çıkarmış, işte Orhan gelmiş çıkan takımın oyuncusuydu denmesi çok farklı bir şey. Yani burada bir iz bırakacak burada insanlar. Bu çok önemli ve bu konuda hakikaten çok önemli bir istek var, çok önemli bir enerji var. İşte bunu doğru kullanmak lazım. Doğru kullanmak lazım ve hocam sık sık da hayal kurmak lazım. Ben bunu düşünürüm. Ben çok bu hayali kurarım. Bazen başlarım bir ilçe takımından. Hı-hı. Yavaş yavaş onu şampiyon yapar, öbürünü şampiyon yapar. Bir de bakarım ki milli takım antrenörüne kadar gitmişim. Aman dur atıya bir gidelim. Daha fazla hayal kurma. Hayal kurmak demek yükselmenin, öğrenmenin, daha ileri gitmenin en önde gelen şartlarından biridir. Hı-hı. O nedenle bu hayalleri kurun arz ediyoruz. Hocam hepimizin kendine ait hayalleri evet, var. Söylediğimiz, söylemediğimiz tabii ki. Bizim de böyle bir, yani işte bir takımı alıp belli bir yerde, belli bir zaman içinde, belli bir yere getirmek benim ana hedefim açıkçası. Yani mesela burada Edirne Spor'u alıp 3 sene, 4 sene veya 5 sene bir periyotlama yapıp bu takım işte hedefi 2B'dir gibi. Ve ben buna çok gönülden inanıyorum. Bu tip işlerde uzun vade çalışıp özellikle altyapıyı doğru kullanırsanız, orayı doğru doldurursanız, evet, doğru çalışma yaparsanız gitmemesi için hiçbir neden yok. Çok önemli bir yere değindiniz. İnşallah bunun tatbikatı da intikal ettiğini görürüz. Çünkü İnşallah. Benim bildiğim bütün kulüplerde altyapılar kesinlikle A takım mantıklarının tek sorumlusunun yönetimi olması lazım. Öyle olmalı. Oradan alınan bir oyuncu o evin esas evin tuğlası neyse aynı tuğladan soktuğun zaman olması lazım. Yani ben şu Oftaş takımının çıkışını herkese söylüyorum. 2002 senesi ben Beşiktaş'ta PAF takımında çalışırken o Oftaş takımının bünyesi Gençler Birliği'nin PAF takımıydı. Evet. O takımın üstüne ilavelerle ama en az 7-8 tane kemik oyuncuyu tuttular orada. Değil mi efendim? O takım Süper Lig'e çıktı. Yani merdiven gibi her sene bir basamakla yukarı doğru devam etti. Ya bu olmaz diye bir şey yok ama işte alt tarafı doğru kullanmak, doğru oyuncuları seçmek. Ama bu iş sabır işi yani. Çok büyük dalgalarla bu işi getirip götüremezsiniz. Biraz dingin olmak lazım. Çünkü bazen dalga yukarı vuracak, bazen aşağı vuracak. Ama önemli olan şu bir eğri vardır. O eğrinin zamanla hep yukarı gitmesidir. Niyetler olduktan sonra ben bu işin çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki sonuçta futbol sonuca bağlı. Tabii ki Allah'ın dediği olur. Orası muhakkak. Ama bu niyetlerle başlanan işlerde uzun vadede çok sıkıntılar yaşanmıyor diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi oldukça önemli şeyleri size sormak istiyorum. Atlaya atlaya geçeceğim. Şimdi yarın bir Türkiye Kupası maçı var. Evet. Gayet ilginçtir ki bu Türkiye Kupası maçında görünüşe göre ligdeki önümüzdeki sene en büyük rakibimiz olacak. Ve ilk maçı bizim sahamızda bizle oynayacak bir takıma karşı Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceğiz. Hı hı. Bu gerçekten ilginç bir durum. Çünkü bazı hocalar yöneticiler düşünür ki ya biz şampiyonluğa gidiyoruz. Bir de bu araya Türkiye Kupası'nı sokarsak hafta arasında maçlar girecek. Bu tur atladıkça o da bir amaç olup amaç ikiye bölününce bizim şampiyonluk şeyimiz zarar görebilir gibi düşünen olur. İdareciler başka türlü düşünür. Kardeşim Türkiye Kupası'na gireceğiz. Orada en az 60 bin lira yatıyor. Onu alacağız. Bir dahaki turda da eleyeceğiz. Bir 120-150 bin lirayı alacağız. Bir şekilde düşünürler. İki taraf da doğru düşünüyor. Tabii burada sizin düşünceniz, sizin tutumunuz çok önemli. Olay da o yöne doğru gidecek zaten. Hı hı. Tabii ki o konuda sportif direktörle de teşviki mesajınız olacak, konuşacaksınız. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda yani? Ya genel manada baktığınız zaman gücünüz yettiği ölçüde gidebilmek önemli. Bir kere bir prestij yani. Evet. Gerçekten önemli bir prestij. Öbür taraftan da işte Tekirdağ Spor hem kupa hem lig bakınca bir tesadüf ama bunu çok daha önceden
Kadir Hoca söylemişti, bakın bize Tekirdağ çıkar diye. Evet. Aslında böyle oluyor işte, kupalar, ligde takımlar birbirlerini hep oynuyorlar işte çarşamba. Demek ki bu işte parmak var yukarıda ayarlarken. Yani onu bilemeyeceğim, yani o konuda bir şey söyleyemem ama biraz da bir kısmet belki. Ama o anlamda nedir işte, şimdi Tekirdağ Spor'la son bir maç oynanmış, orada biraz sıkıntılar olmuş ama işte biz kendi adımıza sahada o sıkıntıları bir tarafa bırakıp sadece futbol düzeyinde kalarak elimizden ne geliyorsa yapıp maçı kazanmak için oynayacağız. Ondan sonra bir tur olur gene aynı şekilde. Dediğim gibi yani gücümüz yettiği ölçüde, gidebildiğimiz ölçüde gideceğiz. Tabii ki ana hedefimiz ligdir. Yani ligdir derken ligde şampiyon olmak yetmiyor zaten bu sene. İlk ikiye girip sonra bir playoff durumu olacak. Tabii. Oraya bir devam olarak yani amacımız bizim sonuna kadar bu işin içinde olmak. Ama Türkiye Kupası da o yani. Bizim için bir prestijdir. Çıkalım, oynayalım. Hem bir iyi antrenmandır çünkü ciddi rakiplerle, iyi rakiplerle oynayacaksınız. Hem de işin prestij tarafı var. O şekilde düşünüyoruz. Evet, 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 evet hocam. Tabii ki sizin düşünceniz ona uygulanacaktır. Onun da gene yorumlarını, değerlendirmelerini siz sonra yapacaksınız. Zaten bunlar dirike dirike de sizin deneyiminiz de daha çok artmış olacak. Aynen. Belki ilerideki maçlarda Türkiye Kupası maçlarını iyi ki oynamışık veya keşke oynamasaydık gibi şeyleriniz olabilecek. Olur, o nedenle o konuda bize hiç fazla bir iş, pardon söz, düşmüyor. Şimdi efendim, şunu da öğrenelim. Geldiğinizden itibaren şu Türkiye Kupası maçına gelene kadar, geçen dönem içinde çeşitli safhalar atlattınız. Hazırlık önce kadro oluşturuldu, hazırlık maçları yapıldı. Hazırlık maçlarında intibalar elde edildi. Şu anda kadronuzu da lig için aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı hazırladınız. O dönemi bize biraz şöyle hafif bir detaylı olarak anlatabilir misiniz? Ya işte transfer dönemi, daha doğrusu şu çalışma dönemi, 26 Temmuz'da çalışmaya başladık. İşte tabii, transferlerimizi yapmıştık. Elimizde bir kadro vardı. İşte ilk aşamada biraz fizik çalışmalardan sonra artık daha kolay sahaya iniliyor, siz de biliyorsunuz. Yani kendi adıma söyleyeyim, bence bir takımın taktik anlayışı, oyun düzeni çok önemlidir. Güçlü hocam kuvvetli... buraya bir nokta hocam, bu programları yaparken bir taraftan da bizim spor.com'u oyunda herkesin başka türlü konuşması olaylarını önlemek istiyoruz biz. İşi şeffaf duruma getirip dostluk yaratmak istiyoruz. Şimdi bu hiç şüphem yok tabii sorarken de bu futbolcuların alınmasında şu anda ben de bir spor adamı olarak kayıtlar tutarım. Yaklaşık yanılmıyorsam elinizde 26-27 civarında futbolcu var. Bu futbolcuların alınmasında hepsinde söz sahibisiniz değil mi hocam? Ya son noktada tabii ki öyle. Evet. Hani, oyuncuyu tanıma noktasında tanımadığımız bazı oyuncular vardı işin doğrusu. Ama işte Kadir Hoca seyretmişti, başka arkadaşlarımız seyretmişti. Aynı soruyu Kadir'e de soracağım. Yani o şekilde. Çünkü ben kendi adıma son 3 sene profesyonel ligde çalıştığım için bölgesel amatör ligde işin doğrusu çok önemli bir oyuncu portföyüm yoktu. Ama mesela bir 3. lig dediğiniz zaman elimde şu anda 120 tane yakın oyuncu. Eğer profesyonel lig olsaydı değil mi, takım olsaydı? Mesela seneye şimdi inşallah burada kalırsanız İnşallah. Çok daha fazla oyuncu temininde sıkıntı olmayacak. Sıkıntı ben inanın bu sene listemi en az 3-4 tane çok sevdiğim arkadaşıma verdim. Yani isim vermeyeyim. Anlıyorum. Profesyonel liglerde çalışan sportif direktörler, Tabii. teknik direktörler onlara verdim. Tabii. Çünkü dedim benim işime yaramayacak bu sene. Alın siz. Ha oradan bazı oyuncuları da talep etmiştik. Bazıları oldu, bazıları olmadı. Ama dediğim gibi işin son noktasında hep bizim olurumuz oldu. Fakat zaten takıma baktığınız zaman gerçekten çok yetenekli oyuncuların olduğu bir takım görüyorsunuz. Yani daha burada ilk bir Kasımpaşa maçı oynadık. Maçı kaybettik tamam ama oyun tarafına baktığınız zaman daha ilk oynayan bir takım için iyi bir oyundur. Tabii yani. tabii. Hep yani, şey çünkü bu işler çok kolay değildir hocam. Siz de biliyorsunuz yani. Biliyorum ben Kasımpaşa takımı o profesyonel ikinci lig takımlarına dahi her an yenebilecek güçlü bir takım. Aynen hocam. Onlar geçen sene yine final oynadılar yanılmıyorsam ya da yarı final oynadılar. Bir de bizden bir ay önce çalışmaya başlamışlardı. Bizim 8. ya da 9. günümüzdü oynadığımız gün. Yani, bir hafta sonra yani. Evet. Biz biraz çabuk başlayalım istedik. Yani yeni bir takım çok hazırlık maçı oynasın, birbirine uyumu sağlasın. O konuda da önemli gelişmeler kaydettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani her oyun bir öncekinden çok daha iyi oldu. Yani burada en önemli şunu yapmaya çalıştık biz. Takımın bir bütün halinde savunma yapmaya
Çok güzel. Benim sık sık yazılarımda değindiğim konu. Evet. Çünkü ben şuna inanıyorum. Siz atak tarafında hiçbir şey çalışmasanız dahi yetenekli oyunculardan oluşan bir takım iyi savunma yaptığı zaman oyunları çözebilirler. Çünkü oyunu oraya doğru yönlendiriyor. Oyunu öbür tarafa doğru oynayacaklar. Bu sefer zaten yetenekleri var. Kaldı ki yani atak anlamında da önemli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Bir de şu var hocam, sözünüz geçti. Türkiye'de atılan gollerin de istatistiklere göre atılan 10 golden 8'inin bilinçsiz olduğu, sadece 2 tanesinin bilinçli olarak oraya gidilmekle gol girdi görünüyor ki. Yani her an kaleciden dönen, rakipten dönen, tek top olarak orada ele geçen şutlardan deniz gibi goller çıkıyor. Yani gol için fazla çalışmak gerekmiyor herhalde. Yani gerekiyor da. Çalışmakta fayda var. Var mutlaka, mutlaka, mutlaka da ama defans ön planda geliyor. Yani takım defansı işte o ikinci bölgede iyi savunma yapıp topu kazandığımız zaman zaten rakip de eğer açılmışsa ki büyük ihtimalle açılmış ama daha çabuk gidiyorsunuz ama onun dışında bizim burada belki 7 tane 8 tane maçı bir set oyunu şeklinde oynamamıza da ihtiyaç olacak. Yani rakipler gelecek kendi yarı alanlarında oturacaklar. Biz orada o oyunu çözmeye çalışacağız. Onun üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Daha da fazla yapacağız. Tabii. Ama yani genel olarak bunu oturtmaya çalıştık ve iyi olduğunu düşünüyorum. Eksikler var mı? Tabii ki var. Daha da iyi olabilir. Ama takımın bu algıyı aldığını düşünüyorum. İşte büyük çekmece maçı oynadık orada da ve bunu gördük. Kampta oynadığımız maçlarda gördük. Orada da önemli hazırlık maçları oynadık. Bir Erdek maçı oynadık, size anlatmıştım. Birinci devresiyle ikinci devresi farklı. İkinci devre savunma yapan bir takım oyunun rengini ve skorunu nasıl bir evet. 2-2 iken maç 4-2'ye geldi. Çok daha fazla da olabilirdi yani. Evet. Ama işte orada iyi savunma yapmak hem takımı ruhen diriltti, psikolojik olarak diriltti, hem topu kazanıp daha kolay oynamamızı sağladı. Şimdi hocam size hatim olmayan bir soru sorayım. İlk maçınızı bir kenara koyun. Ben o maçı birçok yönden yapılacak ölçekleri yine arasını arz ediyorum. İlk Kasımpaşa maçının. Çünkü rakipler çok değişik yerlerden geliyorlar yani. Biri gençler, altyapıdan, biri diğerleri rakipler. Şimdiye kadar kaç gol yediniz hazırlık maçlarında? Bir veya iki. Hocam... Bir veya iki, yani, 4-2'lik maçı yani oradaki iki gol geçirdik. İki tane orada, bir tane Bozüyük'ten yedik. İki tane de şu maçta yedik, biri penaltıdan. 3-4 tane gol yemişiz. 3-4 tane gol. Bu 5 tane gol yemişiz. Yani anlaşılıyor ki bu sene takım geçen senelerden çok az gol yiyor. Yani onu bilmiyorum. Çok evet, ben onu biraz, ben istatistikleri çok meraklıyım. Çok az gol yiyor gerçekten ve bir de maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar hep gol yememek düşüncesi ayrı bir hom olarak takımda her zaman var. Yani rakibi kolay boş saha bırakmamak, onun gole yaklaşmasını her an önleyebilmek, 90 dakika önleyebilmek şey var. Yani evet. defansta yapılır diye bir şey yok. Kalkmış yok. Takımda. Yok. O çok güzel. Evet. Yani tabii burada şunu söylemek lazım. Gol yememe düşüncesi çok önemli ama maçlarda baktığımız zaman her maçta attığımız goller ve atamadığımız gollerin dışında, yani daha doğrusu attığımız gollerin dışında en az 3 tane 4 tane çok net pozisyonlarımız var. Onları gole çeviremedik. Yani biz şöyle söylüyoruz zaten çocuklar. Biz her maçı kazanmak için oynarız. Ama kazanamadığımız zaman da kaybetmemek için oynarız. Önceliğimiz hep kazanmaktır ama iyi savunma yapmak belki de tezat ol gibi görünüyor ama kazanmanın en önemli şartlarından Şart. Yani çünkü şöyle bir şey var. Eğer biz yetenekli bir takımsak, iyi bir takımsak, bizi rakip de öyle görüyorsa, rakip şöyle düşünür. Bunlar iyi oynuyorlar ama iyi savunma yapmıyorlar. Bir de iyi savunmayı oturttuğun zaman rakibi de bir kere psikolojik olarak düşürebilirsin. Tabii. Oyunu dolayısıyla bütün olarak oynamak. Yani hem hatayla hem savunmasıyla oynayan oyuncuları mümkün olduğu kadar fazlalaştırdığınız zaman sahada işiniz daha kolay olur. Zaten dünyada da futbola baktığınız zaman artık iki yönlü oynamayan oyuncular çok az. Onlar da çok ekstra oyuncular. Her maçta bir ya da iki gol atan oyuncular ki onlar da çok önemli oyuncular. Evet hocam. Tabii şimdi hedefe gidebilmek, başarıya gidebilmek ki şöyle bir şey var. Yani Edirne'de bu konumdaki, sizin konumunuzdaki takım ya bizim ille de şampiyonluk diye bir hedefimiz yok. Biz iyi oynarsak, iyi oyunun arkasından şampiyonluk da belki gelir, belki gelmez. Öyle bir amacımız yok diye söyleyecek durumda değil Edirne Spor GK Kulübü için. Veya onun yerine olsun. Hiç şey. Yani çünkü hiç de olmadı zaten. Yani bütün Edirne ne olursa olsun bu takımdan şampiyonluk bekliyor. Gelenler
ona göre bu görevi yüklenmiş oluyorlar. Bu nedenle ben bu sene hedefiniz ne değilse sormak istemiyorum. Hepimizin istediği o, mutlaka sizin de bu düşünceniz bu takımı eninde sonunda bu sene çıkarabilmek. Ama her şeyin en sonunu yine de Allah'a bırakmak lazım. Yani çünkü bir şey %100 şampiyonluğu garanti edemezsiniz. Yani şöyle söyleyelim, bizim hedefimiz sonuna kadar bu işin içinde olmak. Yani evet. Son playoff maçını oynamak. Orada ne olur? İnşallah kazanırız. Kazanmak üzerine her şeyimizi ayarlıyoruz. Evet. Ama bilemezsiniz tabii. Ama bu evet. Takım, ben de inanıyorum bu takım. Aksaklıklar olabilir, sıkıntılar olabilir ama bu işin içinde olur. Benim hep verdiğim bir örnek var. Ben 88-89 sezonu Bakırköy Spor'da oynadım. 3 puanlı sistemde 7 maçta, yalan olmasa 3 puanımız, 2 puanımız mı ne vardı? Hocanız kimdi o zaman? Necdet Hoca, Necdet Niş. Necdet Niş abi. Hocam Bursa Spor'la aynı puanda bitirdik biz. Benim kurs arkadaşım. Avarajla birinci oldum. Fakat onlar da birinci lige çıkarmadılar. Ligde takımları vardı, bizi de çıkarmadılar. Dolayısıyla hani nerede başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz çok önemli. Lig çünkü uzun bir maraton. Doğru. İşte burada en önemli şey, işler sıkıntıya girdiği zaman desteği devam ettirmektir. Evet. Yoksa öbür türlü yani bir maç kazandık, biz çok iyiyiz. Bir maç kaybettik, çok kötüyüz. Yani bu kadar dalgalı bir ruh hali hakikaten zordur. Siz de spor yaptınız, yani futbol oynadınız, antrenörlük yaptınız. Yani insanın ruhsal olarak da bunu kaldırması çok kolay olmayabilir. Oyuncular açısından söylüyorum özellikle. Ama daha dingin, kazandık, kaybettik. Biz Bakırköy Spor'da şampiyon olduğumuz sene çok kritik bir dönemde. İki tane içeride maç kaybettik, dışarıda üçüncü maçı berabere bitirdik. Ama yine son 3 hafta kala şampiyon olduk, 7 puan. Önemli olan düşülebilir ama düştükten sonra kalkmasını bilmek. İşte bu kalkarken uzanan ellerin sayısı ne kadar fazla olursa, yani ben inanıyorum Allah izin verirse bu takım sonuna kadar bu işin içinde olabilir diye düşünüyorum. Hocam, şunun için o soruya girmiştim ben. Lafı şuraya getirmek istiyorum. Tabii şampiyon olmanın önemli faktörlerinden, gerekçelerinden biri de rakibi tanımak. Değil mi efendim? Yani rakibi tanımak için neler yapılıyor? Maç önceleri onu izletmek, işte geçmişine bakmak, istatistiklerini incelemek, bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Şimdi sizin de tabii mutlaka en azından kendi ölçülerinize göre, kendi istihbarat ağınıza göre, izlettiğiniz arkadaşlara göre grubunuzdaki takımları tanıyorsunuz. Grubumuzdaki takımlarda size göre, aslında bunlar da önceden tahmine sığmadı ama biraz da belli olur. Genel tutarak işi, size göre rakipleriniz kim olur? Size yani göre, görüntüye bu işi, baktığınız bu zaman görüntüye en önemli rakip Tekirdağ görünüyor. Evet. İşte Yeni Bosna'yı bir takım yaptı. Bak onu bilmiyorum. Vefa. Yeni Bosna yeni takım işin, yaptı. Evet, yeni takım yaptı. Onlar bu işin içinde olabilirler. Vefa takımı bu işin içinde olabilir. Aldığım duyumlara göre Bozcaada takımını hiç yabana atmamak lazım. Dardanel'in A2 takımından oyuncular ve eski oyunculardan Fadıl çalıştırıyor orayı. Bunlar hep saydıklarınız da bu sene girenler. Bu sene. Bozcaada, Yeni Bosna, Vefa bizim grupta. Evet. Yani bunlar görünüyorlar ama çok ekstra takımlar da çıkabilir. Çok fazla şey yapmamak lazım. Yani oyunculara bunu vermeye çalışıyoruz. Çok fazla rakip ayırt etmeden her rakibi aynı tabii, şekilde. Tabii ama siz içinizden bir şeyler planlarınız olacak kendinize mutlaka göre. Mutlaka ama bir de ne kadar fazla takım bu işin içinde olursa o kadar iyi olur aslında. O kadar iyi olur. Yani herkes birbirine çelme takma şansına sahip olabilir. Evet. Öbür türlü bir takım alıyor gidiyor. Daha sıkıntılı oluyor aslında durumlar. Bilemiyoruz. İnşallah o alıp giden takım biz oluruz yani. Biz oluruz. Bir olay daha var. Bu başarıya gitmek yönünden. Ne demişler? Alet işler el övünür. Futbolda tesisler çok önemli. Sadece tesis değil. Oradaki ortam, çalışma ortamı, idare etinin size çalışma ortamı sağlaması, malzemelerinizi temin etmesi, ne bileyim tam bir profesyonel düzen içinde yaşamaya çalışmak. Bunlar ne kadar iyi olursa siz de iyi çalışırsınız. Evet. Edirne'ye ilk defa geliyorsunuz ve profesyonel bir lig takım olarak değil de amatör bir takım ama profesyonel liglere de bakarak onu uygulamaya çalışan bir ortam içindesiniz.
Burada iyi şartlarda çalışıyor musunuz? Yani ortamınız, malzemeleriniz, talebeleriniz, idarecileriniz gerçekten istediğiniz gibi mi? Bu konuda sizden çok samimi olarak yani söylemenizi istiyorum. Ben herkese söylüyorum yani buradaki imkanlar birçok 2B takımında olmayabiliyor yani. Evet. Yani işte bir kamp tesisi var. İşte oyuncular sabah akşam yemek yiyorlar, kahvaltı yatıyorlar. Çalışmak için bir tane çim saha, iki tane sentetik saha var. Yöneticiler yani ben hem başkan hem yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Şimdi geldiler yani bir dediğimizi iki etmekler. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bize çok iyi bir ortam sundular sahada çalışma anlamında. Biz de onu değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden herkese söylüyorum. Yöneticilerimiz aynı zamanda çok genç insanlar yani. Sizler de bizi mutlaka. Biz onların arasında zaten abi evet. olarak girmiştik. Ondan sonra yani heyecanları çok fazla, istekleri çok fazla, enerjileri çok fazla. O yüzden ben çok iyi bir ortamın olduğunu düşünüyorum burada. Yani bu ortam, tekrar söylüyorum, enerjiyi doğru kullandığımız zaman bize hedefe sonuna kadar taşıyacaktır diye düşünüyorum. Taşıyacaktır diyorsunuz. Hocam saatime bakıyorum, 5-6 dakikamız kalmış. Bize ayrılan sürenin 45 dakikayı bulacağız demiştim. Çünkü sizden sonra da değerli sportif direktörümüzü çıkaracağız. Onları da bekliyorlar. Ancak ben son söz olarak size şunu bırakmak istiyorum. Edirne'nin taraftarları var. Efendim söyleyeyim, Edirne'nin spor severler var. Bunlar da sizin sağ kolunuz. 12. adamınız. Mutlaka. Onlarla da mücadele ediyorsunuz. Ve bu önemli bir konu Edirne'de. Bunlara mesajınız ne olacak? Neler söyleyeceksiniz? Onlardan neler isteyeceksiniz? Şimdi sizi dinliyorlar. Buyurun. Sonu da söyleyeyim. Programı bitirelim. Ya şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten yetenekli oyunculardan oluşan bir takımımız var. Tekrar daha önce de söylemiştim. Sonuna kadar bu işin içinde olacaktır diye düşünüyorum ama seyircinin burada çok önemli katkısı var. Yani biz tabii her şartta destek bekliyoruz. Yani maçlar iyi olabilir, kötü olabilir. İyi olunca zaten bir destek var ama sıkıntılı zamanlarda da bizim yanımızda oldukları zaman bu takım düştüğü zaman kalkmasını bilecektir. Bu işi sonuna kadar götürecektir diye düşünüyorum. İyi düşünüyorsunuz. İstekleriniz, ne yapsınlar, nasıl davransınlar? Yani alkışlarken bile davranış şekli çok önemli şeyin. Değil mi efendim? Ya ben hep şunu aslında evet. kendi adıma özlemle izlediğim bir şeydir. Seneler önce Derby County takımı İngiltere'de küme düşmüştür. Evet. 7 maç kala küme düşmüştür. Son maçı oynamıştır, içeride kaybetmiştir. Seyirci oyuncuyu, oyuncu da seyirciyi alkışlamıştır. Yani burada sahadaki niyete bakmak lazım. Oyuncu hakikaten elinden geleni yapıyor mu? Yapıyor mu? Evet. Biz zaten burada oyuncudan da istediğimiz o. Elimizden geleni en iyisini yapalım. Sonuç öyle olur, böyle olur onu bilemeyiz. Ama şuna da çok gönülden inanıyorum. İyi oynanan ve fedakarca oynanan 10 maçın 8.5'da uzunu kazanırsınız. Evet. Yani bu mantık üzerinden gidersek o zaman tribündeki arkadaşlardan da biz o desteği rica ediyoruz. Kötü günde de bizim yanımızda olsun. Yani bu takım inşallah sonuna kadar bu işin içinde olacaktır diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sorduğumuz bütün soruları içtenlikle, gönül rahatlığı içinde kendinize güvenen bir şekilde cevapladınız. O nedenle sizlere teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, değerli spor severler, haftanın spor konuşması programının birinci bölümünü bitirdik. Saat 12'de de ikinci bölüm olacak. İkinci bölümde de sportif direktörümüz Kadir Sünnetçileri konuk edeceğiz. O saatte buluşmak üzere çok değerli konuğumla birlikte sizlere sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.